Öncelikle her zaman olduğu gibi istersen onun görüşleriyle başlayalım. We will start with your opinions of being in Fenerbahçe. How you feel yourself in this period, and then they will ask questions. Should I speak now? Yeah, your feelings. So, obviously I've not been here for too long, but I've enjoyed my time so far. The players have, you know, they welcomed me and made it easy for me to adjust from moving from England to Istanbul. So, it's been good so far. I played a few games and I've been enjoying it so far, so that's all I can say really. It's been good, so long may it continue. Evet, geleli çok uzun zaman olmadı. Bu zamana kadar geçen periyottan çok memnunum, çok mutluyum. Aynı zamanda takım arkadaşlarım da geldiğim süre boyunca bana yardımcı oldular. İngiltere'den geldim İstanbul'a. Bildiğiniz gibi bu zamana kadar her şey iyi geçti kendi adıma. Birkaç maç oynama fırsatı da buldum. Onlardan da keyif alarak o maçları noktaladım. Şu an için bunları söyleyebilirim. İyi bir şekilde devam etmek istiyorum. Ahmet Bey. Aralarında Rangers, Celtic gibi önemli. You played in Celtic. Çok 11 farklı kulüp onunla ilgileniyordu. In the 11 different clubs. 11 different clubs wanted to, they interested with you. What was the main reason for you to choose Fenerbahçe? What was the main reason to come Fenerbahçe? I think the main reason for me was probably when I spoke to Emre, you know, Emre spoke to my agent and showed me that the pathway for me to develop as a player from Fenerbahçe. And when I spoke to my family, you know, they thought that the way Emre spoke to me was so persuasive and made me understand that if I come here, I can come here and improve. You know, I'm still young and I've still got a lot of improvement to do. So I felt like Emre was the big catalyst for me come here, and obviously I spoke to the manager, and the manager told me how I can come here and, you know, express myself, and that's the main reason why. Evet, aslında ana sebep sportif direktörümüzün Emre Berezoğlu'nun görüşleriydi, konuşma şekliydi. Kent menajerimle de aynı şekilde görüştü ve benim burada kendimi geliştirme imkanımın olduğunu da menajerimle beraber paylaştıktan sonra bu fikir kafamda belirdi. Ailemle de görüştüm. Ama söylemiş olduğum gibi Emre Berezoğlu'nun konuşması ana faktörlerden de buraya gelmem konusunda, kendimi geliştirmem konusunda benim için de fırsattı buraya gelmek. Tabii ki genç bir oyuncuyum. Buraya gelip kendimi geliştirmek istedim. Bu büyük kulübe gelip menajerimle de konuştuktan sonra bu görüş alışverişlerinden sonra da buradayım. Welcome firstly. You're open to develop when you were transferred sport director and the board members. They said that it's like an investment for the future. You are good at dribbling with ball, you're fast. You are in a good level in some points, but which points that you should also improve yourself, except these points? You know, like I said, I'm a young player. I've got a lot to improve. I feel like, for me personally, for me where I can improve a lot is, you know, that final decision, you know, final point of where, you know, I can create goals and score goals, and that's something that I've been trying to improve ever since. You know, I know my strengths and I know I can work on my strengths a lot. I know dribbling, you know, speed and whatever, but I feel like as a player, to, you know, to go where you want to go, people look at your goals and assists. So for me, you know, those are things I need to improve on regularly, and, you know, in the training ground, those are things that I know that are key for me and where I know I need to improve, because if I can improve with those things, then the club, you know, wins games, and, you know, there's things that we want to win, and that's the aim. Evet, söylemiş olduğum gibi genç bir oyuncuyum ve çok fazla geliştirecek noktam var açıkçası kendimle alakalı. Kişisel olarak final kararları noktasında kendimi geliştirmem gerektiğine inanıyorum. Gol atma konusunda, gol şansları yaratma konusunda kendimi daha çok geliştirmem gerektiğini düşünüyorum ve bu noktalarda da çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum bu noktada. Söylemiş olduğunuz gibi hız konusunda, dribling konusunda iyi olduğumu düşünebilirsiniz. Ama oyuncu olarak tabii ki sizleri izleyen insanlar sizlerden daha fazla asist goller beklerler. Daha fazla pozisyon yaratmanızı beklerler. Ben de bunları bir anahtar olarak görüyorum kendimi geliştirme noktasında. Tabii ki bunları geliştirdiğim noktada da, bunları geliştirdikten sonra da kulüp de aynı şekilde bununla beraber kazanım elde edecektir. Peki. Aslında sezon sonu için kendisi
So, they made agreement with you for the at the end of the season, and Fenerbahce worked a lot for bringing you. How do you find your attitude in this process? You know, I feel like things have gone quick, but you know, those are things you have to go through as a footballer. But like I said, ever since I've come here, I've felt like everyone's been nice to me and make me feel welcome. So I feel like the way I've adjusted has been normal. I haven't felt like there's things I need to work on or I've missed things. I feel like I'm still playing football where I was playing at my old club. So I feel comfortable, but now it's just more of now to, you know, start my mark and, you know, be consistent and play well and, you know, keep working hard and doing the right things. Evet, aslında hızlı gelişti. Söylemiş olduğum gibi geldiğimden bu yana burada gerçekten çok iyi karşılandığımı düşünüyorum futbolcular tarafından. Buradaki herkes beni çok iyi karşıladı. Kendimi burada gerçekten çok rahat ve iyi hissediyorum buraya geldikten sonra. Tabii ki de iyi oynamak için kendimi geliştirmem gerekiyor ve iyi şeyler yapmak adına, kendimi geliştirmek adına da burada olduğum müddetçe çalışacağım. In the championship per match, 4 and 5 the rate you were dribbling, you were passing the, you know, the Island League is normally the fast league in the Super League. What are the differences between these two leagues? Can you please explain about the differences between two leagues, this Super League and that the Championship League? I mean, the first game I played, I almost hurt my knees. Within 10 minutes, you know, the challenges, I can tell already that it's more physical in the Super League. And, you know, it's something that I did notice because I watched a few other games before. You know, the physical side is way more demanding here than where it is in the Championship. And I feel like the tempo is a bit slower, but it's more like the players are more technical. So, you know, I feel like if you make a mistake in the Championship, you can get away with it, whereas when you come here, if you try and make a mistake, it leads to a chance and they could end up scoring from the chance. So those are the things that I've noticed in the last 4 or 5 games that I've been here. And I feel like with the passion for every game, it really matters in Turkey. Like the first 2-3 games, I can see how much it meant, especially the Galatasaray match where after the game, you know, normally for me, I'll go and shake everyone's hand, but to see how all the players in my team were so angry and they just literally wanted to leave and stuff like that, it shows how much passion the players here and, you know, the staff and everyone here is different compared to where it is in the Championship. Evet, ilk maçımda aslında girmiş olduğum mücadelelerde ikili mücadeleleri gördükten sonra buranın tabii ki de fiziksel olarak çok güçlü bir lig olduğunu gördüm. Fiziğe dayalı bir lig olduğunu daha çok gördüm. Tabii ki daha öncesinde de izlemiştim Türk Süper Ligi'ni, buradaki futbolu, buradaki fiziksel rekabetleri görüyordum. Fizik olarak bu anlamda daha yüksek olduğunu söyleyebilirim Championship'e göre. Tempo olarak biraz daha yavaş bana göre burası. Ama oyuncular daha teknik, Championship'teki oyunculara göre oyuncuların daha teknik olduğunu düşünüyorum. Bunlar görmüş olduğum farklar ve diğer bir fark da aslında buradaki tutku, oyuncuların, buradaki çalışan insanların tutkusu. Gerçekten çok yüksek bir tutku söz konusu. Özellikle Galatasaray maçından sonra, o maçtan sonra içerideki hava, insanların gerginliği, kızgınlığı, buradaki tutkuyu çok daha göz önüne çıkardı, çok daha bana gösterdi. Bunlar şimdilik söyleyebileceğim farklar. Öncelikle hem burada hem de bundan sonra futbol yaşamında başarılar diliyorum. And wish you success for here and for your next, for FIFA. Önce önümüzdeki yıldan başlayan bir sözleşme yapılmıştı kendisine. O arada Mesut Özil geldi takıma. O puan neler istedi? Daha sonra da sözleşmesi öne çekildi. Şimdi Mesut Özil de aynı takımda oynuyor. When you were about to be transferred for the last of the season, then at that moment Mesut Özil came here, and then you also came. How did you feel yourself that Mesut Özil also came to our club? How did it make you feel? I mean, from young, you know, my family support Real Madrid. So I remember when I was young, I used to watch Özil when I was, you know, 12, 13. And for me to, like, you know, when I heard it, especially that he was coming to Fenerbahce, it just, you know, it gave me more of a reason why I wanted to come. You know, someone that I've watched from young, and for me to play along them, you know, that makes me improve as a player because I learned things from him. And even in the last few weeks that I've been here, I've already, you know, learned stuff from him
and that's the good thing for me, because then I can improve myself as a player and try and showcase my ability to, you know, on the pitch when you know you've got the likes of Mesut Özil. Tabii ki bahsettiğim gibi genç bir oyuncuyum. Kendisi Real Madrid'de oynamış çok önemli bir oyuncu. Onun geldiğini duyduğumda açıkçası benim Fenerbahçe'ye gelme konusundaki nedenlerimden bir tanesi daha ortaya çıkmış oldu. Güçlü bir neden oldu benim için. Tabii ki de ben kendimi geliştirmek adına kendini geliştirmek isteyen bir oyuncuyum genç bir oyuncu olarak. Ve ondan da aynı şekilde Mesut Özil'den de çok şey öğreniyorum idmanlarda. Bu 2-3 haftalık süre içerisinde sahada ondan çok fazla şey öğreniyorum. Çünkü her zaman gelişmeye açık bir oyuncuyum ve kendimi geliştirmek adına ondan da birçok şey öğreniyorum. Anladım. Buraya gelmeden Fenerbahçe taraftarının ilgisinin yoğunluğunu hissetmiştir. Fenerbahçe taraftarının ne kadar çok olduğunu. Bu aynı zamanda aynı oranda bir beklenti yaratıyor. Tabii daha henüz taraftarla statta tanışamadı ama neler söylemek ister, bu ilgi onu heyecanlandırıyor mu? Yoksa bu baskı oluşturacak mı? You know, before you came here, the fans were also showing a big interest to you before you came here. And it's also leads to a big expectation from the fans to you, you know. And you didn't also meet the fans yet on the stadium. You didn't play with them. But how do you feel yourself? Does it make you feel excited, and or does it make you pressure on you? How do you feel yourself, the interest of the fans? You know, as a footballer, you're always going to have pressure, you know. It doesn't matter where you are, you know. That's how football is, but for me, I use that as a, you know, as confidence. You know, when you have fans that are, you know, showing you how much they think you are good, or how much they're praising you or giving you confidence. For me, I take that as, you know, I want to go there and show them how good I am. So I don't ever take as pressure when it comes to fans. You know, me personally, I feel like I use that as a weapon for me to show them how good I am. And ever since I've, you know, been here, I've had so much messages from the fans, you know, and that just gives me confidence, like I said. So that's basically all I can say about the fans. They've been amazing to me, you know. I haven't played, you know, in front of them, and I can already tell that the magnitude of, you know, how crazy they are. You know, I've watched videos, you know, when I knew I was signing here, the first thing I did was go on YouTube and type in, you know, fans in Fenerbahce, and it's crazy. It's so crazy. I have Turkish friends in England, and they told me about how big it is, but I didn't realize how big it was until, you know, I watched videos and I've come here, and the players and the, you know, the staff and told me how big it is. Until now, you know, I'm still getting used to it, because it's literally crazy. Like, even my driver, when I was going home, he was telling me that sometimes when you're leaving the training ground, there's about 400 or 500 people. And, you know, those are little things that I'm just getting accustomed to and just realizing how big it is. And, of course, like you said, it does bring, you know, expectations. But, like I said to you, those are things that, as a footballer, you have to, you know, take and just show how good you can be. Evet, baskı her zaman var aslında futbolcu için. Nerede olduğu önemli değil. Bir futbolcuysanız eğer bu baskıyı her zaman hissedersiniz. Ben bunu aslında bu baskıyı kendime daha çok güven olarak dönüştürmeye çalışıyorum. Kendimde güven kazanmak için bu baskıyı kullanmaya çalışıyorum. Nasıl hissettikleri tabii ki de önemli. Bu hissettikleri şeyler, bu olumlu şeyler insanda güven yaratan şeyler aynı şekilde. Kendimi de bu anlamda onların beklentilerini karşılamak adına göstermek istiyorum. Bu noktada kendimde bir baskı hissetmiyorum açıkçası. Onlara nasıl iyi olduğumu, nasıl bir futbolcu olduğumu saha içerisinde göstermek konusunda daha çok odaklıyım. Tabii ki çok mesaj aldım buraya gelme sürecinde taraftarlardan. Bu gerçekten harikaydı, harika mesajlar aldım. Bunlar bende güven yaratan mesajlardı. Kendimi iyi hissettiren mesajlardı. Çok çılgıncaydı gerçekten ve videoları da izlemiştim Fenerbahçe taraftarlarının. İngiltere'de Türk arkadaşlarım var. Onlar da aslında bana bahsetmişlerdi Fenerbahçe taraftarının nasıl büyük olduklarını. Tabii ki orada olduğunuz müddetçe bunu çok tam anlamıyla anlayamıyorsunuz ama buraya geldikten sonra onların büyüklüğünü bir kez daha görmüş oldum. Şoförüm de aynı şekilde bahsetmişti bana burada olduğum zamanda 400-500 kişi ayrılırken, maça giderken burada taraftarlar oluyor diye. Tabii ki beklenti var ama benim için şu anda en önemlisi taraftarın beklentisini iyi performans göstererek karşılamak. Son iki soru Yavuz Bey. Last two questions. Genç yaş gruplarında 15-16 yaşında bir yerde okudu. Manchester United scoutu John McNabb kendisini istiyor ama o dönem için Blackpool'u tercih ediyor. Öncelikle bu doğru mu? Doğruysa bugüne dönersek verdiği karardan mutlu mu?
in the age, in the groups of the age, in 15, 16, the Manchester United scout also was also interesting with you, but you preferred to go to the Blackpool. Now, when you look this time today, are you happy of this decision that you made at the time? Is that true, firstly? Yeah, that's true. That's probably one of the best decisions I've made in my life. The reason why is because, you know, at the time, you know, us young black players or us young players in London, the main clubs that we look at is, you know, the Manchester United, the Chelsea, Arsenals and stuff. And when I had interest from them, the first thing was I want to go so badly. But, you know, my mum and my dad were, you know, fundamental to me in that decision. They said that, you know, when the chances of me going there at the time, you know, it's difficult. You know, you have so many players that go through there and don't make it. And when Blackpool called me at the time, they gave me a pathway where I understood where if I went there, I could, you know, improve more as a player. And that's the main reason. Like, I went to Blackpool because they spoke to my family and told my family how, you know, if I went there, I could excel as a player. And I feel like if the reason why that's the main reason why I'm here, because of me choosing to go through that pathway, and it's made me grow, and now, you know, it's time for me to keep working hard and keep doing the right things. Evet, söylediğiniz şey doğru. O dönemlerde vermiş olduğum kararın hayatımda vermiş olduğum en doğru kararlardan birisi olarak görüyorum Blackpool'a gitmek konusunda. Genç oyuncu olarak Londra'da oynuyorsanız eğer çok fazla insan tarafından takip edilirsiniz. Ve böyle bir teklif geldiğinde tabii ki Manchester United, Chelsea gibi takımlardan teklif aldığınızda tabii ki de gitmek istersiniz. İlk olarak kafanızda oluşan şey oraya gitmektir. Fakat ben annem ve babamla görüştüğümde o zamanlar benim için oraya gitmenin benim açımdan, benim geleceğim açısından zor olacağını düşündük. Onların fikirleri bu yöndeydi. Kendimi daha çok geliştirmek adına, kendimi daha çok ortaya koymak adına ve güçlü bir şekilde kariyerimi ilerletmek adına Blackpool'a gitmeyi tercih ettim. Zaten Blackpool takımı da ailemle görüştüler. Onların görüşleri, onların fikirleri de benim kendimi daha çok orada geliştirebileceğim noktasında bizi birleştirdi. Güçlü bir şekilde oraya gidip orada kendimi geliştirmek istedim ve her zaman bu noktada doğru şeyleri, doğru kararları vermeye çalışıyorum. Son soru, bir tane. Last question. İngiltere'de verdiği bir röportajda ne kadar iyi kanat oyuncusu olduğunu tüm dünyaya göstermek istediğini ve zirveyi hedeflediğini söylemişti. Fenerbahçe'yi bu zirveye ne kadar yakın konumlandırıyor? Fenerbahçe'de en son nokta mı yoksa daha üst hedeflediği noktalar var mı? When you made an interview in England, you were telling that I want to be the best winger player in the world, in all over the world. And now you are also in the Fenerbahce. Do you think that Fenerbahce is the highest level that you can reach, or there is also another objective that for you after Fenerbahce to reach the highest level, or do you think that this is the limit for you to be here? Or for me, I feel like I don't have a limit. It's more of me personally, me knowing that. You know, me improving as a player, I feel that 2 years ago to the season last year, you know, that's probably the best season I've ever had, you know. And I felt like if I can keep growing, I know myself personally, I can get to the top. It's, whether it's with, you know, Fenerbahce or wherever else it is, it's for me as a player. I know, I feel like if I can keep working hard and keep working on my weaknesses and make them my strengths, I know I could be one of the best players, you know. I don't want to put pressure on myself, but I'm just saying, as in me, myself, I know I can, you know, be one of the best players as a winger. And I believe that if I can keep working hard and keep, you know, keep doing the right things, then, you know, I can go there. Açıkçası kendime koyduğum bir limit yok bu noktada. Kişisel olarak benim her zaman en büyük temennim ve hedefim kendimi geliştirmek. Bu son iki yıla baktığımızda özellikle son sezon, oynamış olduğum, göstermiş olduğum performans benim kariyerimdeki en iyi sezondu. Eğer bu şekilde devam edersem, bu şekilde çalışmaya devam edersem kendimi en üst noktaya çıkarabileceğimi düşünüyorum. Fenerbahçe'de de ya da neresi olduğundan ziyade benim kendimi geliştirmem çok önemli bu noktada. Kendimi üst noktaya getirmem çok önemli. Çok çalışırsam eğer ve zayıf noktalarıma odaklanıp onları düzeltirsem, bu noktaları geliştirirsem dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi olabileceğimi düşünüyorum. Kanat oyuncularından birisi olabileceğimi düşünüyorum ama bu noktada
Kendimde de tabii ki baskı oluşturmak istemiyorum. Tabii ki de en iyisi olmak istiyorum bu noktada kanat oyuncusu olarak. Ama bunu da tabii ki iyi çalışarak, sıkı çalışarak gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Thank you so much for participation. İyi günler diliyoruz. Have a good day. Thank you.